Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Fenerbahçe Ali Koç döneminin 7. büyük oyuncu satışıyla birlikte toplam 106,5 milyon euro gelir elde etti. Josefler, Giuliano'lar, Elif Elmaslar, Vedat Moriçiler, Kim Minji'ler, Arda Güler ve Atilla Salahi. Atilla Salahi Fenerbahçe'ye dün veda etti ve milyonlarca kişinin gözlerini doldurdu. 12,3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a e transfer olduğu açıklandı. İki sıkı dost Kim Minji ve Atilla Salahi artık Bundesliga'da rakipler. Ve Atilla Salahi Fenerbahçe'ye veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. 117 maç, 7 gol, 4 asist ve Fenerbahçe Atilla Salahi transferinde kasasına 12 milyon euro koydu diyorlar. Kesin olarak öyle değil. Benim hesabıma göre 12.3 milyon euro satış alışta bonuslarla birlikte 3.86'ya çıktı. Yani 1.86 falan bu paradan vermiş olduk. Yani kar toplam kar marjı önceki verdiğini saymasan 10.5 falan. Hı -hı. Önceki verdiğini sayarsan 8.5, 10.5 yok. Arkadaşlar kapı açıklamasında bilmiyorum unutuldu muhtemelen e, ya da yazılmadı. Atilla Salay'ın 3 milyon euroya kadar bir bonusu var. Sonraki satıştan pay maddesi yok diyebiliyorum. Çünkü Union Berlin Club'a çok kızdık. Onlara kızdığımız için bu madde eklenmedi diyebiliyorum. Yani onlara kızmasaydık yapılacak diye. Şimdi şunu düşünsenize Fenerbahçe stoperini verginin çok yüksek, harcamanın çok katı muhasebe kurallarına bağlı olduğu Almanya'ya 12.3 milyon euroya satarken Beşiktaş en iyi stoperini paranın gani olduğu, herhangi bir kısıtlamanın olmadığı, teşviğin bol olduğu ülkeye 2.5'a satıyor. Ve bu oyuncu, tamam yaş farkı var ama 7 ay önce Dünya Kupası'nda en iyiler arasına girmiş bir oyuncu. Yani mantığa bir bakın. Dün... Fenerbahçe'de transfer için Çaykur Rizespor Samet Akaydın için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi. Duyumları paylaşıldı. Sosyal medyada yankılandı. Hasan Bakır Samet Akaydın gündemimizdeydi ama olmadı diye açıklamada bulundu biliyor musunuz? Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır transfer dönemi hakkında konuşmuş. Doğru zamanı beklediklerini, iyi takım kuracaklarını falan söylemiş ama biz Samet Akaydın kısmını okuyalım. Diyor ki Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın hakkında Fenerbahçe'ye ilgi yazısı göndermedik. Samet konusunda 15-20 gün önce bir düşüncemiz vardı ama sonra olmadı. Sözlü olarak gündeme getirdik. Olumlu bir süreç gözükmediği için vazgeçtik. Resmiyete dökmedik diyor. Devre arasında 3.7 milyon euroya alınmıştı Samet Akaydın. Türk kuralı gereği. Arkadaşlar Samet Akaydın için 3 milyon euro talep ettik. Çaykur Rizespor bunu karşılamayacağını, karşılayamayacağını belirtti bu transfer gerçekleşmedi. Ancak ee, belki de görüşme halinde olduğu süperlik kulüpleri vardır Samet'in. Kim bilir? Belki de vardır böyle kulüpler. Olamaz mı? Mesela eski kulübünden başkanı durduk yere mi dedi bugün Samet'i verseler alırım taş gibi stoper aynısını nereden bulacağım diye sizce. Yani siz gerçekten durduk yere mi söylediğini zannediyorsunuz? Samet'e kaydını Bence çok fazla yanlış eleştirdiniz. Fenerbahçe hücumu önde kuran, e, orta sahasına merkezini ampul gibi bomboş bırakan veya ampul gibi boş bırakmak demeyelim, tarla gibi, ova gibi bomboş bırakan bir sistemle oynadı. Ya yediğimiz golü Allah rızası için Biyan Sports. Sen Fenerbahçe düşmanlığını seversin. Sen Fenerbahçe'nin en büyük düşmanlarından birisin. Kurban olayım Fenerbahçe'nin yediği goller diye bir klip çek. Hatta arkaya da dın, 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 diye müzik falan ve dalga geç. İnan. Ya dizi çıkar ya. Yediğimiz gollere bakın. Orta sahanın bomboş olmasına bir bakın. Stoper hatalarına bakın. Atilla Salah'ı gitti gitmesine. Daha açık olsun. Vedası güzel oldu. Eyvallah katkısı büyüktü. Ama ilk de, zamanında gönderdik. Zamanında gönderdik. Çünkü gittikçe kırılgan. Hani böyle top özür dilerim sana da vuruyorum ama ya yani kusura bakmayacaksın tamam falan yapmaya başlamıştı. Zamanında gitti zamanında gidemedik. Samet Akaydın konusunda da söylüyorum. Yeni sistemde bir de Samet Akaydın'ı yeni sistemde izleyin. Fenerbahçe'de stopere yeni aday William Rocha. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir stoper ile görüşüyoruz. Çok ciddi bir stoper. Türkiye standartlarının üstünde bir stoper. Ve Türkiye standartlarının üstündeki bu stoper gelirse dengeler yine değişir. Hocam ne saçmalıyorsun. Luan Perez var. Var mı? Yok mu? Var mı? Size soruyorum. Samet Akaydın var. Serdar Aziz var hocam. Cikuyu yeni aldık. Bekhavi'yi yeni aldık. Üçüncü bir stoper. Özür dilerim hocam ama zor alırız. Sen ne saçmalıyorsun ya? Üçüncü bir stoper olur mu? Fenerbahçe stoper takviyesi için William Rocha'yı gündemine almış. Ee, Alexander Cikuyu aldı. Doğru. Rodrigo Becao'yu aldı. Doğru. Hali hazırda stoperleri de var Fenerbahçe'nin. Doğru. Ve bu transferlere rağmen William Rocha'yı da gündeme aldığı söyleniyor. CSK Moskova forması giyen. Şimdi CSK Moskova deyince benim aklıma niye Mert Hakan yandaş geliyor? Bilin bakalım niye. de niye. Hah, aferin size. Aferin. Mert Hakan yandaşın niye geldi? Aferin size. Aa, aferin size. Brezilya stoper için Fenerbahçe girişimlere başlamış. Şimdi 7 milyon euro transfer market değeri var. Çok önemli değil. Brezilyalı önemli. 28 yaşında fazla. 1.91 boyunda uzun. İtalyan pasaportu da var. Kalça ezilmesinden dolayı sakatlığı var. Zamanında 2 milyon euro yapmışlar. Portekiz liginde falan da oynamış. Bu sezon 2 maça çıkmış. 122 dakika süre almış. Külliyen yalan. Hocam kestirip niye atıyorsun? Belki vardır. Belki senin duyumların Haberdar değilsindir, bilmiyorsundur. Bizim görüştüğümüz stoperin adını bilseniz siz de benden önce külliyen yalan derdiniz. Manchester United'ın hedefi Altay Bayındır. Altay Bayındır. Altay Bayındır. O paraya giderse insanları mutluluktan bayıltır. Dün yayında söyledim. Dün diyorum ama geceleyin çok değil 5-6 saat önce yayında söyledim. Altay Bayındır'ın 6 milyon euro ile ila Bonuslar dahil 12 milyon euro'ya gitme ihtimali var, 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 var. Teklif var, var, var. Hocam var deyince şöyle yapacaksın. Ya böyle bir şeye gitme ihtimali var. İngiliz devinin radarında diyor. Manchester United transfer haberleri son dakika. E, Fenerbahçe'nin Kalesi Altay Bayındır için bir görüşme daha gerçekleştirdi diyor. İşte detaylar. Şimdi burayı mod okumak zorundayım özür dileyerek e, söylüyorum. Inter'den onun transfer eden Manchester United onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi. Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Manchester United'ın kasasından yaklaşık 6 milyon euronun çıkacağı aktarıldı. 6 milyon sterlindir o. Euro olsa duramazsın. Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın Sarla lacivertlerden kesin olarak ayrılacağı kaydedildi. 25 yaşındaki file 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankara gücünden transfer oldu. Başarılı kaleci Sarla lacivertli formayı toplam 141 kez giyip 42 maçta kalesinde gol görmedi. Gol görmediği maç sayısı çok az farkındaysanız. Anlatabiliyor muyum? Bir laf vardır ayrılıklar da sevdaya dahil diye. Altay için doğru zaman. Yabancı kuralı olmasaydı Altay çoktan o na 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 yapmıştı. Şimdi Altay Bayındır için sadece Manchester United'ın teklifi yok. Teklifler var. Hocam iyi de Inter e, Inter'den Onanay'ı 52,5 milyon euroya transfer eden lan bu şey değil mi ya ayaksın kalecisi boşa çıkmıştı o değil mi ya 52,5 milyon euroya mı gitmiş? Yuh. Aynen Ayaksın kalecisiydi. Boşa çıktıydı. Inter'e geçmişti. Vay babanın kemiğini. Belli buçuk milyon euro. Şimdi 52,5 milyon euro transfermiş. etmiş. Altay'ı da takımdan ayrılması beklenen ikinci kaleci Dan Henderson'un yerine düşünüyorlarmış. Yalnız şunu söyleyeyim. Yedek yani az kaleciye 52,5 veren yedek kaleciye 9 artı opsiyonla 12 verir. Ne diyorsun? Verir mi ya? Siz, siz söyleyin kardeş. Şeker kardeşlerim siz söyleyin. Yani siz söyleyin. Antabiliyor muyum? Şimdi Gürcan Bilgiç Altay'ın geleceği Zimbru maçında belli olur demiş. Arkadaşlar şimdi bu haberi dikkatlice dinleyin. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç köşe aslında bir şeyde bulunmuş. Farklı bir bakış açısı. İsmail Kartal bir seçimin eşiğinde. Teknik heyet ve yönetim olarak Altay Bayındır'a güveniyorlar. Taraftarın da ön yargısını yıkmaya çalışıyorlar. Altay tarafı da bu işin farkında. O yüzden transfer görüşmeleri yapılıyor. Çarşamba günü Kadıköy'de bir karar gecesi yaşayabiliriz. İsmail Hoca'nın Altay'ı seçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da sezonun ilk resmi maçında kalecisinin ve takımının arkasında durmalı. Bu karşılaşma transfer planlamasında Yönetimin bakış açısını değiştirebilir. Eğer kaleye İrfan Can Eğribayat geçerse bilin ki önümüzdeki sezon Altay bayındır yok diyor. Şimdi arkadaşlar Altay iyi bir kaleci. Müslüman evladı. Annesi belli, babası belli, yediği belli, içtiği belli. Kayseri spor maçında hatırlarsanız tribünden ne de hepimiz kardeşiz dedi ya. Bu sadece bir futbol dedi. Bu sadece bir futbol. Nasıl gönüllerde yer edindi? Altan'la ilgili edepsiz, ahlaksız, terbiyesiz diyemezsiniz. Bak Volkan Demirel'e her şey dersiniz. Sahanın içerisinde Volkan'ı tanımazsın. Emre Belözoğlu sahanın içinde tanımazsın. Sahanın dışında muhteşem insanlar. Ya hayran kalırsınız. Keşke öyle arkadaşım dostum olsa dersiniz. Yani ben buna katılıyorum. Şimdi Livakovic konusunda şunu söyleyeyim. Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe Livakovic için her konuda anlaştı. Ama süreç sonuçlandırılmadı. Arap kulübü devreye girdi. E, Livakovic oraya gitmeyi pek düşünmüyor. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Ama e, yani geçiniz ya. Geçiniz şekerim geçiniz. Zielinski. Şimdi Zielinski bombası. Fenerbahçe'den Zielinski bombası. Vitor Zielinski. Napoli'nin oyuncusu. Şimdi e, nasıl diyeyim size? Vallahi çok enteresan. Bu denilmez ki ya. Fenerbahçe Napoli forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski ile ilgileniyor dediler. Haberi verdiler. Napoli ile iyi ilişkiler olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Zielinski transferiyle bizzat ilgileniyor diye sosyal medyayı bombaladılar arkadaşlar. Ben oyuncuyu bilmiyorum. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Hocam sen de futboldan hiç mi haber dersin? Arkadaşlar ben Fenerbahçe maçı aç maç izleyemiyorum. Zamanım yok. Ancak transfer market verisine bakınca 35 milyon euro yazması yeter. Merkez orta saha 1.80 Polonya 82 maç 10 gol. Şahane. Zamanda 16 milyon euroya alınmış. Ve 2024'te sözleşmesi bitecek. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir merkez orta saha arıyor. Doğru. Geçen sezon bu adam merkez orta sahada 40 maça çıkmış. 10 numarada 8 maça çıkmış. 48 maç 7 gol 11 asist. 2958 dakika. Yani yaklaşık 31 maç 7 gol 11 asist. Valla ben açık söyleyeyim bana kaynaklarımdan gelen herhangi bir duyum yok. Ama olur ya becerebilirseniz vallahi Fenerbahçe tarihine adınızı yazdırırsınız. Fenerbahçe tarihine adınızı yazdırırsınız. Ya Cimanski, Tadic mükemmel bir şey olur. İnanılmaz ee, inanılmaz bir şey olur. Bak Wendel Galatasaray Zenit forması giyen Wendel'in şartlarını sordu diyor. Bir kere Galatasaray Wendel'in şartlarını sorduysa Mustafa Hoca'nızın duyumu doğrudur. Siz bana güvenin. Biz Bendel için nabız yok diyoruz. Olmaz olmaz demeyin. Yani hala ve hala Vendel'in ihtimali var arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'den Bendel ve Zielinski bombası desem ihtimal var. İkisinden birinin gelme ihtimali var arkadaşlar benim duyumlarıma göre. Ancak olur mu? O da çok enteresan. Dün yayında konuştuk. Nicolas Pepe Arsenal Pepe ile sözleşme fesih görüşmeleri gerçekleştiriyormuş. Ee, hatta ben başta Wendel, Nikolas Pepe ve Zielinski bombası diyeyim. 28 yaşında Pepe. Kariyerinde çıktığı 300 resmi maç, 86 gol, 44 asist. Yaşı 28. Arkadaşlar Türkiye'de hiç kimse konuşmuyorken, hiç kimse ee, konuşmuyorken, hiç kimse dillendirmiyorken Pepe'yi söyledim. Ve size dedim ki arkadaşlar bedava alma ihtimali var. Hocam öyle bir şey olmaz, imkanı yok. Bedava nasıl alacaksın sözleşmeli futbolcusu dediniz. Yalnız Fenerbahçe yönetimi Arsenal'den en son bedava aldığı futbolcudan çok çekti. Gönderene kadar çekti, gidene kadar çekti, çok çekti. Nicolas Pepe'nin bir sakatlığı olduğunu söylüyorlar. Ben bilmem. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Oyuncunun sakatlık geçmişine baktım. Geçen sezon diz sakatlığı 9 maç ve 7 maç. Toplam 16 maç kaçırmış. Aynı biz şimdi Zaha'yı eleştiriyoruz. Şu kadar maç kaçırdı falan filan diye. Diz sakatlığı basit bir sakat değil. 21 Nisan 10 Haziran arası sakatmış oyuncu. Muhtemelen çok fazla geri gitmiştir. Öncesinde çok fazla sakatlanan bir isim değil. Ama arkadaşlar diz sakatlığı biraz kronikleştiyse yandı gülüm keten elva. Pepe'nin şartları güzel. Ama ben olacağını Sanmıyorum. Ekambi. Ekambi'nin beklentisi 4 milyon euro diye duydum diyor. Sevgili Murat Zorlu. Tabii ki kaynakları daha sağlam bizlere göre. Ee, yani bura çiftlik değil. 1.8 milyon euro alıyorsa buyursun, alsın, öpsün, başına koysun. Teşekkür etsin, Allah'ına şükretsin. Şükür namazını kılsın. Öyle. Deniz Zahariya. Fenerbahçe'ye önerilmiş Deniz Zakaria. Hatta Vendel demeyin ben. Deniz Zakaria. Nikolas Pep Yok ya Vendel benim duyumum. Pepe'nin olacağını zannetmiyorum. Ee, Zakaria bize önerilmiş. Doğru mu? Doğru. Bize önerildi. Abi bize önerildi. Ancak arkadaşlar bakın oyuncu ön libero. Sen ön libero da sen ön libero'da İsmail Yüksek ya da Mert Hakan yandaşı oynatıp bir kişiyi kurtarma peşindesin. Crespo'yu, Arao'yu satma peşindesin. Sebebin ne? Orta sahadaki şişkinliği hafifletmek. Sen Bartu Elmaz'ı aldın. Oynatırsın oynatmasın. O senin bileceğin iş. Ben ona bir şey diyemem. Ama sen bu kadar ismi almışken Mustafa zannetmiyorum. 18 milyon euro piyasa değeri var. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Juventus bu oyuncudan yüksek beklenti içinde. 27 milyon Euro iken piyasa değeri 10.10 10 milyon Euro'ya almış. Planbach'tan. Planbach boşuna bu fiyata satmamıştır. Oyuncunun bir sıkıntısı vardır diye düşünüyorum. İsviçreli. Ee, önerildiğini biliyorum. Ama ben bu transferin olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Rashida Ata. Fenerbahçe'den Rashida Ata. Zaha transferinde Galatasaray'dan çalım yiyen Fenerbahçe. intikamını Rashida'ya almak istiyor. Bu şey gibi ya. Karşı taraf sana yumruk atıyor. Sen de ona gidip şeyi atıyorsun. Kuşun tüyünü atıyorsun. Lan Raşida kim? Allah aşkına. Evet yetenekli bir isim. Ama rakibin sahayı almışken sen onu susturmak için Raşida'yı alıyorsan millet sana başka yeriyle güler. Onu da belirteyim. Yani e, bu tip şeylere kanmayın derim. Ha, stoper. Ben stoper konusunda size söylüyorum abi. Net bir stoper bekliyoruz. Düşünüyoruz ama olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Bu arada Crespo aldığı maaştan çok memnun değil. Beyimiz çok yüksek maaş istiyor. Ama alamaz o maaşı. Yani aldığı maaşın 4 katına yakın istiyor ve Crespo'ya talip bulabilirsen yolun açık olsun dedik. Diego Rossi bir müjde vereyim. Rossi'len bir Brezilya takımı ilgileniyor. Ciddi ilgileniyor. Böyle geçici bir ilişki istemiyorlar kalıcı bir ilişki istiyorlar. Ben bunun duyumunu vereyim size de. Mutlu mutlu şey yapın. Arkadaşlar bu kadar verdiğim duyum, bu kadar verdiğim bilgi umarım sizin kanala abone olmanızı sağlar. Bu videoyu beğenmenizde etkili olur. Yani umarım bu videoyu beğenirsiniz, etkili olursunuz. Hocam bir sürü futbolcu boşta. Daha içi kamada. Kamada konusunda söyledim arkadaşlar size. Beklemeyin diye. David Gea diyor. Mesele Gea olması, Ligi, Livakovic olması değil. Bu videoda anlattım. Musa Dembele Batshuayi konusundaki teklifi Batshuayi kabul etseydi olabilir isimdi. Yerimina zamanında olmadı. Les, Jesse Lingard, Lucas Moura. Lucas Moura'yı ben çok anlattım ama üyeler bile soruyor arkadaşlar. Bir kulüple 5 milyon euro'ya anlaşmak üzere yıllık dedim. James Rodriguez, geç. Manuel Lanzini, Eden Hazard, Alfredo Morelos demiş. Lanzini neydi? Orta saha. 6 milyon euro piyasa değeri var. Yaş kaç? 30. 10 numara pozisyonu. Biz 10 numaramızı aldık arkadaşlar. Hazard'da yok. Morelos'ta yok. Yani Fenerbahçe'de durumlar. Bunlar arkadaşlar. Daha fazla videolar var. Daha fazla duyumlar var. Ama onu bir sonraki videoda izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.